Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle masamızın üzerinde duran kağıt katlama tekniği origami ile renkli şekerlik yapacağız. Acaba neden? Evet, doğru bildiniz arkadaşlar. Şeker bayramımız yaklaşıyor. Bayram demek büyüklerimize, küçüklerimize saygı. Bayram demek kardeşçe kucaklaşmak. Bayram demek dostluğu, sevgiyi, yalnızlığı, hüznü, sevinci paylaşmak demektir. Sevgili arkadaşlar, bizler birçok bayram kutluyoruz. Bu bayramlar milli ve dini bayramlarımızdır. Milli bayramlarımız Mustafa Kemal Atatürk'ün bize armağan ettiği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı ve 30 Ağustos Zafer Bayramı'dır. Dini bayramlarımız ise arkadaşlar yaklaşmakta olan Şeker Bayramı ve sonrasında Kurban Bayramı. Haydi hazırsak hep beraber origamiden renkli şekerliklerimizi yapmaya. Evet arkadaşlar, bakın şekerliğimiz bu şekilde. Ben renkli kağıtlar kullandım. Siz evinizde eğer beyaz kağıtlarınız varsa ya da herhangi bir kağıdınız varsa bunu çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Malzemelerimiz neler? Söylemek istiyorum. Tekrar renkli kağıda ihtiyacımız var. Bir tane birde ihtiyacımız var. Bir tane kaleme ihtiyacımız var. Ve bir tane makasa ihtiyacımız var. Evet, hazırsak arkadaşlar başlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi bu bir dikdörtgen. Dikdörtgenin 4 tane köşesi var arkadaşlar. 4 tane de kenarı var. Alt köşeden yukarıya doğru katlıyoruz arkadaşlar. Katladıktan sonrasında çizgimiz oluşsun diye bastırıyoruz. Evet, bakın bir üçgen elde ettik. Önce dikdörtgendi ve katladık. Üçgen elde ettik. Buradaki parçamız arkadaşlar bize gerek olmayacak şu anda. Şöyle çizeyim. Ve çizdiğim çizgimi kesiyorum arkadaşlar. Evet, bize şu anda bu kağıt gerekli. Fazla olan parçamızı kenara koyuyoruz. Evet, ne yaptık arkadaşlar? Önce dikdörtgendi, katladık, kestik, üçgen elde ettik ve açtığımızda kare elde ettik. Bakın arkadaşlar, ortada bir çizgimiz oluştu. Görüyor muyuz? Evet, kağıdımızı daha rahat katlayabilmek için masamızın üzerine koymamız gerekiyor arkadaşlar. Üst köşe ve alt köşe. Alt köşeyi üst köşenin üzerine getiriyorum. Ve iyice bastırarak katlıyorum arkadaşlar. Evet, şimdi açıyorum. Bakın bu sefer de bir çarpı elde ettik. Gördüğünüz gibi. Şimdi daha rahat görebilmeniz için ortaya bir nokta koyuyorum. Ve dört köşemizi arkadaşlar bu noktaya gelecek şekilde katlıyoruz. Bir, çevirdim. Tekrar köşemizi noktaya doğru getiriyorum. 2 ve 3. Arkadaşlar, bu şekil size neyi ifade ediyor? Evet, hepiniz biliyorsunuzdur arkadaşlar. Bakın bir zarf. Tekrar burayı katlıyorum. Ve kontrol ediyorum arkadaşlar. İyice katlandığına dair. Bakın biraz önce büyük bir kareydi. Şimdi küçük bir kare oldu. Şimdi arkadaşlar ters çeviriyorum. Yine burada bakın bir çarpı işaretimiz var. Tam ortasına nokta koyuyorum. Daha rahat görmeniz için. Şimdi tekrar biraz önce yaptığımız gibi dört köşeyi katlıyoruz. Bir, ikiye, üç
ve dördüncü köşemiz. Tekrar şöyle bastırıyorum arkadaşlar. Evet. Şimdi bakın, biz bu kısmı ayaklarını yapacağız. Yine köşesinden tutuyorum. Bakın böyle değil. Tam üstüne gelecek şekilde katlıyorum. Bir daha gösteriyorum. Bakın bu şekilde katlamıyoruz. Tam ucuna gelecek şekilde 2, 3 ve 4. Arkadaşlar bu bizim şekerliğimizin ayağı olacak. Şimdi çeviriyorum tekrar. Bakın yine 4 parçamız var. Yine bu parçaları köşelerinden yukarıya doğru katlıyoruz. Zorlanmayacaksınız. Çünkü çok basit. 2 ve 4. Arkadaşlar burası da bizim şekerliğimizin üst kısmı olacak. Burası ayakları. Burası ön taraf. Fazla olan kağıdımı aldım arkadaşlar. Bir tane şerit kesiyorum. Ve prizimle yapıştırıcımı sürüp yapıştırıyorum. Evet arkadaşlar, şekerliğimiz hazır. Gördüğünüz gibi. Ben daha önce arkadaşlar size şöyle bir hazırlayayım. Çikolatam vardı. Sizler de böyle içerisine çikolata, şeker koyabilirsiniz. Yalnız arkadaşlar biliyorsunuz şeker bayramı yaklaşıyor dedik. Kartımızı yaptık. Fazla şeker yemek bizim dişlerimizi çürütebilir. Fazla şeker yersek karnımız ağrıyabilir. Eğer fazla tüketiyorsak mutlaka dişlerimizi fırçalamamız gerekiyor. Çünkü neden? Dişlerimizin çürümemesi için. Evet arkadaşlar, ellerinize sağlık. Faaliyetimiz çok güzel oldu. Herkese şimdiden iyi bayramlar olsun. Bir dahaki faaliyetimizde görüşmek üzere.